arkadaşlar, selamlar. Ben SML Uğurca, SML Uğurca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerini kaldığımız yerden devam ettiriyoruz. 6. teste kaldık ekranda da gördüğünüz gibi. Şimdi görmüyorsunuz ama şu an görüyorsunuz. 1. dereceden denklemler üniversiteliğim testinde kalmıştık arkadaşlarım. Devam ediyoruz çözümleri yapmaya. İlk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Aşağıda iki çeşit parke türü gösterilmiş, uzun parkeler ve kısa parkeler. Bu parkelerle aynı odanın hız yemeğini şekil 1 ve şekil 2'deki gibi kaplanabiliyormuş arkadaşlarım. Bu odanın zemini, yani şuradaki ve şuradaki gibi kaplanabiliyor. Bu odanın zemini sadece küçük parkelerle kaplanırsa kaç tane küçük parke kullanılır diye sorulmuş. Şimdi şöyle ki, yani bu da aynı oda, bu da aynı oda. Ben zaten bu uzun parkelerin, kısa parkelerin uzunluğunun 4 katı olduğunu şuradan kaynaklı biliyorum. Ve bunu da şu şekilde bölecek olursak arkadaşlarım. Tamamı küçük parke olmuş olur. 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olduğunu biliyorum. 4 kere 7 derseniz toplamda 28 tane küçük parke olduğunu görebiliriz. İkinci sorumuz, bir buzdolabına taşıma esnasında kapaklarının açılmaması için aşağıdaki gibi dikey bantlar yapıştırılmış. 130 santimetre uzunluğundaki mavi bant alt kapağın ortasına kadar gelmiş arkadaşlarım. Yani alt kapakta şuraya A dersek şuradaki mesafe de A olacakmış. Burada turuncu bant ise aşağıdan itibaren çekilmeye başlamış ve üst kapağın ortasına kadar gelmiş. Yani ben buraya B dersem burası da B olacakmış. Mavi bant 130 santim, turuncu bant ise 140 santimmiş. Şimdi ben şu kısmın 2A olduğunu biliyorum. Şu kısmında 2B olduğunu biliyorum. Böylelikle A artı 2B bize mavi bantı verecektir. 130 santim. 2A artı B de bize turuncu bantı verecektir. 140 santim. Ben bunları toplarsam sevgili arkadaşlarım 3A artı 3B yapacaktır. Bu da bize 270'i verir. Demek ki burada A artı B kaçmış? Tabii ki 90'mış deriz. Buzdolabının yüksekliği sorulmuş. Buzdolabının yüksekliği de 2A artı 2B idi. Dolayısıyla bunu 2 ile çarparsanız cevabı bulursunuz. 2A artı 2B eşittir 180'dir. Demek ki buzdolabı 180 metreymiş. Üçüncü sorumuza geçtik. Aşağıda A kefesi boş olan eşit kollu terazili bir düzenek verilmiş. B ve C kefeleri dengedeyken tüm düzeneğin dengeye gelmesi için A kefesine kırmızı boyalı ağırlıklardan kaç tane konulmalıdır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu kısımda arkadaşlarım 3 tane turuncu var. 3 tane turuncu bunlarla dengedeyse yine burası da aslında 3 turuncudur. Yani burası 6 tane turuncu. O zaman buraya da 6 tane turuncuya eşdeğer bir kırmızı boyalı ağırlık koymamız gerekiyor. Burada da kırmızı artı turuncu eşittir 3 turuncuya eşit dengedeymiş. O zaman kırmızı eşittir 2 tane turuncuya bedel. 2 tane turuncu bir tane kırmızı yapıyorsa tabii ki 6 tane turuncu da 3 tane kırmızıya eşdeğerdir. Dolayısıyla 6 turuncu yerine 3 kırmızı koysak da bu kefeye kabul olacaktı zaten. Denge sağlanacaktı. Doğru cevap bursaydı. Geçtim 4'e. Aşağıdaki düzenekte ok yönünde yatay 2 dairesel hücredeki tam sayıların toplamı turuncu boyalı kareye. Şunların da çarpımı mavi boyalı kareye yazılacakmış. Mavi boyalı kare hücrelerde yazan sayıların toplamı sıfırdır. Yani şununla şunun toplamı sıfırmış. Turuncu boyalı kare hücrelerde yazan sayıların toplamı da 3'müş arkadaşlar. A kere B soruluyor. Şimdi turunculara toplamlar yazılıyordu. Dolayısıyla ben buraya B eksi 6 yazarım. Buraya ise A artı 3 yazarım. Şu kısma eksi 6A yazarım. Bu kısma da 3B yazarım. Şimdi arkadaşlarım mavi boyalı kare hücrelerde yazan sayıların toplamı sıfırsa, yani eksi 6a ile 3b'nin toplamı eğer sıfırsa tabii ki burada 3b eşittir 6a'dır deriz. Ve b eşittir 2a eşitliğini yakalarız. Bu cebimizde kalsın. Şunların da sevgili arkadaşlarım yine toplamı 3'müş. Bakın şununla şunun toplamı 3. Dolayısıyla a artı b eksi 3 diyorum. 3 ile eksi 6'yı topladım. Eşittir 3 ise buradan a artı b'nin ben 6 olması gerektiğini görürüm. B sayısı 2A ise A artı 2A yani 3A eşittir 6 gelir ve A buradan 2 gelir. A 2 ise şurada yerine yazarsınız. Tabii ki B de buradan 4 gelecektir. A kere B sorulmuş. 2 çarpı 4'ten doğru cevabımız 8 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Ve 35. sayfamdayım. 5. soru.
Aşağıdaki ksilofon 8 farklı renkteki tuşlardan oluşmakta. Ksilofondaki yan yana duran iki tuşun uzunlukları arasında 2 cm fark bulunmakta. Yani ikişer ikişer artarak gidiyor. Tuşların toplam uzunluğu 104 cm olduğuna göre en uzun ve en kısa tuşların uzunlukları toplamı kaç cm'dir diye soruluyor. Öncelikle burada 8 farklı renk vardı. Yani 8 tane ksilofon tuşu var. Ve arkadaşlarım şurası A ise burası A artı 2, burası A artı 3, pardon özür dilerim, A artı 4, ikişer fark vardı. A artı 6, A artı 8, A artı 10, A artı 12 ve A artı 14 olacaktır. Ve arkadaşlar dikkat edin, şununla şunun toplamı 2A artı 14. Şununla şunun toplamı da 2A artı 14. Bununla bunun toplamı da 2A artı 14. Bununla bunun toplamı da 2A artı 14. Yani toplam 4 tane 2A artı 14 var. Ve bunların uzunlukları toplamı 104'müş. O halde 2A artı 14 diyeceğim. 104'ü yakalamak için tabii ki 26 olması gerekiyor. Her iki tarafı 4'e böldüm. Buradan 2A eşittir 12 gelecektir. A eşittir 6 olacaktır. Bakın bu 6. Şu da 20. Bize sorulan şey... En uzun ve en kısa tuşların uzunlukları toplamı kaç santimetredir? 20 ile 6'yı toplarsanız doğru cevap 26 olacaktır. Cevap C seçeneğinde verilmiştir. 5. sorumuzu da çözdük. Geçtik 6'ya. Sebahattin üzerindeki bazı sayı değerleri silinmiş aşağıdaki iki cetvele sahiptir. Sabahattin yeşil cetvelin turuncu cetvelden 20 santim daha uzun olduğunu da hatırlıyor aynı zamanda. Sabahattin evlerindeki halının uzun kenarlarından birini turuncu cetvelle, diğerini yeşil cetvelle aşağıdaki gibi ölçmüş. Buna göre Sabahattin'in ölçtüğü halının uzun kenarı kaç santimdir? Cetvellerin başında ve sonunda hani o genelde olur ya boşluk vardır, o boşluklar bulunmuyormuş arkadaşlarım. Direkt sayıyla başlıyor cetveller. Pekala. Şimdi yeşile bakıyorsunuz. Bunun uzunluğu A ise tabii ki bunun uzunluğu A artı 20'ymiş. Çünkü Sabahattin uzun cetvelin kısasından 20 santim daha uzun olduğunu biliyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane yeşil cetvel artı bir de 15 santimetrelik uzunluk var. Dolayısıyla 4 çarpı diyorum. Yeşil cetvelin uzunluğuna A artı 20 demiştik. A artı 20 dedim ben de buraya. Artı 15 olduğunu biliyorum. Aynı şey yukarısı için, aynı kenar için, aynı uzunluğa sahip üst kenar için 1, 2, 3, 4, 5 tane A santimetrelik cetvelden artı bir de 7 santimlik uzunluk var. Demek ki ikisi birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. 4A artı 4 kere 20 80 yapar. 80'e 15 eklerseniz 95 gelir. 5A artı 7'dir dediniz. 4A'yı bu tarafa salladınız. A 7'yi diğer tarafa aldık ve 88 ile karşılaştık. A 88'miş arkadaşlar. Bizim halımızın uzun kenarlarından bir tanesi 5A artı 7 veya buydu. Ama biz şunu kullanalım. Demek ki cevabımız 5 çarpı 88 çünkü A'yı 88 bulduk. Artı 7'ymiş. Bu da bize şu kısmı 440'tır. 7 daha eklersek 447 gelir. Doğru cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz sağ üst tarafa 7. sorumuzu çözmek için. Şu kısmı silelim. Kafa karışıklığına sebep olmayalım. Bir kırtasiyeci elinde kalan siyah, mavi ve kırmızı kalemleri satıp bitirmek için aşağıdaki paketleri yaptırmıştır. Aynı renk kalemlerin aynı fiyatta olduğu bu paketlerde her paketin fiyatı içindeki kalemlerin fiyatları toplanarak belirlenmiş. En sondaki paketin, en sağdaki paketin yani fiyat etiketi düştüğüne göre bu paketin fiyatı kaç liradır diye sorulmuş. Şimdi 3 tane siyah var. Siyahlara S diyeceğim. Mavilere M, kırmızılara da K diyeceğim. 3 tane siyah artı 1 tane mavi kalem 18 liraymış. 3 tane mavi ve 1 tane siyah kalem 30 liraymış. 3 tane kırmızı ve 1 tane mavi kalem 24 liraymış. Bizden istenen de 1 tane siyah, 1 tane kırmızı ve 2 tane mavi kalem ne kadardır diye sorulmuş. Şu ikisini toplarsanız arkadaşlarım 4 tane mavi ve 4 tane siyahın toplam fiyatı 48 lira olur. Ve böylelikle 1 tane mavi ve 1 tane siyah 4'e bölerseniz 12 lira yapacaktır. Ve bu kısımda S artı M artı M artı K diye yazarsak biz bunu. Şuradaki S artı M'nin artık 12 olması gerektiğini biliyoruz. Artık burası 12'dir. Bize M artı K lazım şimdi. Peki S artı M 12 ise
Bakın ben bu şu kısmı 2S artı S artı M eşittir 18 diye yazarsam S artı M'nin 12 olduğunu biliyorum. O zaman 2S'ye 6 kalacaktır. 2S 6 ise S sevgili arkadaşlarım 3'tür. S 3 ise M 9'dur. Bakın şurası 9'muş. Ve M 9 ise 3K eşittir 15 olacaktır. Karşıya attınız. K da buradan 5 gelir. Bakın bu da 5'miş. Burası 12 idi. 9 daha 21, 5 daha 26 yapar. Doğru cevap Eskişehir Edirne seçeneği olacaktı. Devam ediyorum. 8. ve tabii ki bu videonun son sorusuyla arkadaşlar. Videonun ve testin son sorusu. Daha sonrasında basit eşitsizlikler konumuza geçiş yapacağız. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Arkadaşlarım ben şu kısmı silmek istiyorum soruyu çözebilmek adına. AX artı B eşit 0 eşitliğine birinci dereceden biri bilinmeyenli denklem denir. Örneğin 5x artı 6 eşit 0 eşitliği birinci dereceden biri bilinmeyene denklem olup bu denklemin katsayılarının kümesi de 5 ve 6'dır. İşte şuradaki katsayılardan bahsediyoruz. N bir tam sayı olmak üzere katsayılarının kümesi 4 ve N olan birinci dereceden biri bilinmeyene denklemin kökü. Şimdi burada duralım. Katsayılar 4 ve N ise bu denklem ya 4x artı N eşittir 0'dır ya da NX artı 4 eşittir 0'dır. Kümesi 4'e n olan birinci dereceden bir bilimde denklemin kökü demiş. O zaman bu denklemin kökü eksi n bölü 4'tür derim. Veyahut bu denklemin kökü de eksi 4 bölü n'dir diyebilirim. Kat sayılarının kümesi 2 ve 3 elemanlarından oluşan küme olan birinci dereceden bir bilinmeyen denklemin kökünün 2 katına eşitmiş. Yani arkadaşlarım bu denklemde 2x artı 3 eşittir 0 veyahut 3x artı 2 eşittir 0 olmalı. Bunun kökü eksi 3 bölü 2'dir. Şunun kökü eksi 2 bölü 3'tür. Bunun 2 katı eksi 3'tür. Bunun 2 katı da eksi 4 bölü 3'tür. Yani gençler şu ya buna ya buna eşit veyahut şu ya buna ya da buna eşit. O halde n kaç değer alabilir diye sorulmuş. Eksi n bölü 4 eksi 3 olabilir dedik. Eksiler giderse n buradan 12 gelebilir. Şimdi bu cepte. Daha sonrasında demiş ki bize eksi n bölü 4 eşittir eksi 4 bölü 3 olabilir. İçler dışlar çarpım yaparsanız eksi 3 n eşittir eksi 16 ve n buradan 16 bölü 3 gelebilir arkadaşlarım. Daha sonrasında şunu da işaretleyelim. Devam edelim. Eksi 4 bölü n eksi 4 bölü n eşittir eksi 3 olabilir. Ve buradan eksi 3 n eşittir eksi 4 ve 3 n eşittir 4'ten n eşittir 4 bölü 3 olabilir. Bunu da işaretleyelim. Ve bir diğer kısımda eksi 4 bölü n eksi 4 bölü 3 mü yazmışım oraya? Yanlış yazmışız arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Çünkü eksi 4 bölü 3 değil. A 2 katı demişti değil mi? Doğru yazmışız ya, sıkıntı yok. Tamam güzel, 2 katı dediği için eksi 4 bölü 3. Devam. Eksi 4 bölü n bir de sevgili arkadaşlar neye eşit olabilir? Eksi 4 bölü 3'e eşit olabilir. Eksiler gitti, 4'ler gitti. N kaçmış buradan? 3'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Pekala. Şimdi demiş ki n kaç değer alabilir? N burada 4 tane değer alabiliyor fakat n'nin bir tam sayı olduğunu bize söylemişti. Gençler n bir tam sayıysa burada tam sayı olan bir 12 var, bir de 3 var. Gördüğünüz üzere 4 bölü 3 ve 16 bölü 3 bir tam sayı değil. Dolayısıyla n değeri 2 farklı değer alabilir arkadaşlar. Cevabımız da Bursa seçeneği olur. Evet, testin ve videonun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Basit eşitsizliklerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.